arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda beraberce Lamia'nın reborn ipleriyle bir boyunluk ee, şal, boyunluk, işte başınıza geçirebileceğiniz bir başlık öreceğiz. Ee, siz tabi nasıl değerlendirmek isterseniz sıcak tutacak ee, dediğim gibi Lamia'nın Reborn ipleri hobiyumdan temin edebilirsiniz. 100 gram 185 metre 40 %40 yün, %40 polyester ve %20 akrilik içerik, içerikli bir ip. Sıcak tutacağını düşünüyorum. 5,5 mm tığ önerdiği için ben de 5,5 mm kullanarak örmeye başladım. Şimdi beraberce bu modeli nasıl öreceğimizi daha sonra bunu ekleyerek iki rengin uyumuyla bu muhteşem bir uyum bence çok hoşuma gitti. Nasıl bir boyunluk yapabileceğimizi dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağım. Tek renk iple de tabii ki devam edebilirsiniz. Bana 100 gramlık olarak iki ayrı gönderdikleri için nasıl değerlendirebileceğimi düşünüp böyle bir parça yapmaya karar verdim. Tabii ki sizlerle de beraber. Öyleyse beraberce yapılışına geçebiliriz. İlk olarak 20, 20 bademle 45 santim genişliğinde bir başlangıç yapıyorum. 45 santim benim için ideal bir ölçü oldu. Siz benim üzerimde görüp kendinizce de değerlendirebilirsiniz. İlk olarak antresit rengini kullanıyorum. Ee, dediğim gibi e, L140 bunun rengi L110'da antrasitin rengi. Bir kez daha tekrarlamış olayım renkleri. Şimdi ilmeğimi çıkarttıktan sonra ilk başlarken 1, 2, 3 ve 4 zincirle başlıyorum. Daha sonra tığımın üstüne ipimi alıp ilk ördüğüm zincirin içine batıp 3 kere de çıktığım bir trabzan örüyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi artık zincirlerimin sayısı 3. Boşluğun içine batıyorum. 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. 1, 2, 3. Boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 de çıkıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üstünü ip alıyorum. Aradaki bademin boşluğuna batıyorum. 1 2 ve 3. Tekrardan 1 2 3 zincir çekiyorum. Boşluğa batıyorum. 1 2 3'te çıkıyorum ve bu bademlerden 20 tane hazırlayıp geliyorum. 45 cm civarını 21 bademle ulaştığıma kanaat getirip 21 bademe çıkarttım bunların sayısını. Şimdi burada ilk başta hemen 1 2 3 zincirle yükseliyorum. Ve buraya gelip buradaki bademin içine pardon ikili trabzan örüyorum. 3 tane 3 tane ikili trabzan örüyorum. Sonra hemen yanındaki boşluğun içine geliyorum. Onun da içine 3 tane ikili trabzan örüyorum. her bademin içine 3 tane ikili trabzan. Bütün bademleri bu şekilde dolduracağım. Son boşluğa geldim. Şimdi bir taneyi yaptım. Yanına iki taneyi daha örüyorum. İki taneyi daha ördükten sonra hemen burada bir tane zincirimi çekip Şuradaki başladığım yerin tepesine batıyorum ve oraya bir tane ikili trabzan örüyorum. Sonra tekrardan 1, 2, 3 zincirle dönüyorum. Şimdi artık bu bunun üstündeyim. Şimdi buradaki üçlünün üstüne bakın. 1 ördüm. 2 tekrar çıktım. 3 tekrar çıktım ve buradaki bademlerin şunu şu ilk şuradan geleni bir ayrı tutup şu üçünü bir örüyorum sonra bunu da böylece ne örüp topluyorum ha bu arada ben ipime göre beş buçuk milim tığ kullanıyorum ip beş buçuk milim öneriyor söylemiş miydim bilmiyorum şöyle göstereyim beş buçuk milim siz lütfen bunu Eliniz Elinizdeki ipe göre ve elinize göre değerlendirin. Bunu da burada hatırlatmış olayım. Şimdi alt zemin koyu biliyorum ama elimdeki ipler bu olduğu için bu şekilde başladım. Umarım anlaşılıyordur. Daha ziyade gösterirken anlatmaya da çalışıyorum. Arada 3 zincirim var. Tekrardan buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir kere çıktım. Buradakinin tepesine batıyorum. Bir kere daha çıktım. Buradakinin tepesine batıyorum. Bir kere daha çıktım. Burada artık hepsini bir topluyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ve ne yapıyorum burada? Dördünü bir çıkıyorum arada 3 zincir sıranın sonuna kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum her trabzanın tepesine batarak bir kere de çıkarak bademlerimi örüyorum arada 3 zincirle yine son e, gruptayım bir tane ördüm tuttum ikinci ördüm tuttum üçüncüyü ördüm tuttum dördünü bir çekiyorum şurada bir minik zincir çekip gene buradaki trabzanın tepesine batıp bir ikili trabzan daha örüyorum ve 1 2 3 zincirle yükseldim Hemen döndürdüm Şimdi burada Bademin tepesini buluyorum tam olarak şurası buluyorum oraya batıp Bir Aynı boşluğa batıyorum. 2. Yine aynı boşluğa batıyorum. 3. Üç. 3'lü grubumu ördüm. Şimdi hiç zincir çekmeden tığımın üstüne ipimi aldım. Gene buradaki trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 Üçlü grubumu örüyorum. Tekrardan tığımın üstüne aldım ipimi buradaki gene trabzanın tepesine aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan örüyorum ve her boşluğun ay pardon her tepenin içine aynı boşluğa 3 tane ikili trabzanımı örerek sonuna kadar geliyorum. Son boşluktayım yine son tepedeyim yani. Ne yapıyordum burada? İkili trabzanlarımı örüyordum 3 tane. Sonra buraya geldim yine bir minik zincir ve buradaki trabzanın tepesine batıp bir ikili trabzan daha örüyorum. Ve tekrardan 3 zincirle yükselip döndürüyorum ve artık modelim tekrara düştü. Şimdi ne yapacağım? Her bir trabzanın tepesine batıp 1, 2, 3. Burada artık badem sırasındayım ilk sıradaki ilk bademde ne yapıyorduk? İlk üçünü bir alıyordum. Sonra böyle ikisini de bir örüp hemen bir, iki, üç zincirimi çekiyorum. Sıradaki üçlü grubun tepesine üçlü bademimi yapıyorum. Hepsini bir topluyorum. Bir, iki, üç. Badem, pardon, trabzanların tepesine yine bademi örüp dördünü bir, bir, iki, üç. Yani artık dediğim gibi model tekrarla düştü. Son sıraya geldim ve bademlerin tepesine üçlü grup sırası. Ee, bunu 35 santim bu rengi 35 santim oluncaya kadar öreceğim. Sonra diğer 35 santimini de diğer rengimle öreceğim. 70 santim uzunluğunda örmeyi planlıyorum. Bunu 35'i e tamamlayayım. Diğer renge geçelim. İki renkten oluşan boyunluğumun bir renkli olan yarı kısmını tamamladım. 21 sıra ördüm. 34 santime ulaştım. Şimdi diğer 21 sıralı 34 santim olan kısma nasıl geçeceğimi size göstermek istiyorum. Şimdi parçayı tamamladıktan sonra Bademli olan kısımdan örmeye devam edeceğim. Burada bademlerin içine başlamıştım ya aynı bademleri yine kullanacağım yeni rengimle. Şimdi hemen yeni rengimin ipini alıyorum bademin bademin içine ilk bademin içine çalışacağım. Bunun için bir ilmek çıkartayım hızlıca. İlmeğimi çıkarttım. Şöyle güzelce de kadraşı ayarlıyorum ve. Çok özür dilerim. Kadrajı ayarladıktan sonra şu kabloları da bir ayarlarsam. Mikrofonun kablosu inatlaşıyor benimle. Evet. Şimdi şuraya ilk olarak tabii ki şunun içine çalışacağım ama şuradan bir trabzan öreceğim. Başlangıç trabzanıma. Şunu şöyle öne alayım. Sonra bademin içine bademin içine 3 tane ikili trabzan öreceğim. Şimdi burada başlangıcı bir tane ördüm. Buraya da bademin içine 3 tane ördüm. Bundan sonra bütün bademlerin içine sıranın sonuna kadar 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Yani diğer parça ilk parçadan antrasit parçada yaptığımın aynısını burada yukarı doğru yapmaya devam edeceğim. Ee, şimdi bu sıra üçlü trabzan, üçlü grup sırası, bir sıra yine üçlü badem sırası olacak. Ben sıranın sonuna kadar geleyim. Bir de üstte nasıl çıktığımızı size göstereyim. Ondan sonra da aynen artık sonuna kadar devam edeceğiz. Şu anda son bademdeyim. 3 taneyi yapıyorum. Ve burada bir minik zincirimi gene çekip buradaki dibine batıp bademin yukarı çıkıyorum bir trabzanla. Tekrardan 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum, döndürüyorum. Artık ne yapıyorduk burada? Trabzanların üstüne üçlü bademlerimizi yapıyorduk. Şimdi ilk üçünü topluyordum. Onu bir ondan sonra üç, üçünü bir toplayıp sonra diğer iki ilmeği birlikte örüyordum. Tekrardan arada üç zincirimi çekip yine trabzanlarımın tepesine bademimi örüyorum. Üstüne hemen 3 üst zincirimi çekiyorum. Yani modelimi yeni rengimle yukarı doğru kuracağım. Aynı ölçüde yani 34 santim 21 sırada bu renkle örüp artık formunu vereceğim boyunluğumun. O zaman ben tamamlayıp geliyorum. Diğer renkli olan kısmı da e, diğer tarafın de 21'e 21 kadar ördüm çünkü 21'i örerken karşı tarafa artık birleşmeye başlayacağız. Şimdi bu tam açıkken kaç santim oluyor ölçüsü? Onu size söylemek istiyorum. Hemen bakıyorum. Şöyle 68 yani şu kısmı e, ortalama işte şu Şurası da ne yapıyor işte bir buçuk santim gibi yapıyor bir buçuk santim de üstüne katarak düşünebiliriz 67.5-68-69 santim oluyor Tam açıldığında boyunluğumun ölçüsü Yani şöyle daha 70-75 falan da olabilirdi ancak benim elimde hani e, Renk olarak da ikisinden birer yumak olduğu için Ancak yetti Onu söylemek isterim e, bu şekilde e, Yani daha uzun, daha dökümlü isterseniz siz daha uzun da yapabilirsiniz. Dediğim gibi benim üstümde duruşunu zaten e, görüp ona göre de değerlendirebilirsiniz efendim. Şimdi hemen karşı tarafı örerken burayla nasıl birleşeceğimizi göstermek istiyorum. İlk olarak burada üç tane zincirimi çekiyorum. Diğer tarafı şu şekilde 3 tane zincirinin olduğu kısmına geliyorum ve hemen oraya tığımdan çıkıp bir kitleme yapacağım. O zincirin arkasından yani şuradaki zincirin arka kısmından batmak istiyorum. Ve bunu ilmeğimi de içinden geçirmek istiyorum hemen. Ve bir kere kilitliyorum. Sonrasında ise burada normal örgüme devam ediyorum. Badem olduğu için bademin tepesine 3 tane ikili trabzanımı öreceğim. Modelde süre geldiği gibi. Sonrasında ise hemen inleyimden çıkartıp şu karşıdaki iki üçlü grubun arasına batıp bunu alıyorum ve hemen bir kere kilitliyorum. Yani karşılıklı aslında birleştirmeye başladım. Tekrardan geliyorum. Gene buradaki üçlü grubun tepesine batıp 3 tane örüyorum? Tığımdan çıkıp tam karşısındaki denk gelen noktaya batıp kilitliyorum. Tekrardan. pardon bir zincirimi çektim. Tığımın üstüne aldım. Buraya batıyorum. Üçlümü örüp. Hemen tığdan çıkıp karşısındaki noktadan içinden geçirip kilitliyorum. İşte bu şekilde de birleştirmeye devam edeceğim boyunluğumu sonuna kadar. Sonuncu üçlü grubu da örüyorum artık. Birleşmedeki ve e, boyunluğumu tamamlamış olacağım. Boyunluk başlık gibi bir şey dersek artık adına. Hemen onu da şuradaki e, yerinden birleştireceğim. Ve sonra şuradaki son trabzanımı da öreceğim. Şu araya batayım. Tığ kalın olunca aralara batmalar zor oluyor. Bir de biz daha ziyade ince iplerle çalıştığımız için tığlarımız bu kadar kalın olmuyor. Şimdi buraya da hemen batıp buradaki ilmeğimi de alayım. Arasından geçireyim ve kitleyip şöyle kitledikten sonra artık boyunluk başlığımız bitmiş oldu dediğim gibi daha uzun örebilirsiniz bu böyle şimdi çantama atıp hemen minnoş bir şey oldu zaten şöyle çantama katlayıp koyacağım ee, kışın dışarı çıktığımda üşüdüğümde hemen eğer kapşonumda yoksa özellikle montumun bunu boynuma geçirip hemen şöyle büzüştürüp boynuma geçireceğim gerekirse başıma. Dolayacağım. Umarım beğenmişsinizdir. E, beğendinizse tabii ki efendim bir kalbinize bir likeınıza talibim. Ne diyorduk? Şöyle bir kalp alabilirim. Çok da teşekkür ederim izleyen herkese buraya kadar. Sıradaki e, videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.